Merhabalar, mutlu akşamlar sevgili Sabır Gazetesi izleyenleri ve Zekice TV takipçileri. Efendim bu akşam yine önemli bir canlı yayın konuğumuz var. Canlı yayın konuğumuz sizlerin de yakından tanıdığı Düzce Belediyesi eski başkanlarından ve İyi Parti Düzce Belediye Başkan adayı Sayın Ökkeş Namlı. Ökkeş Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Ökkeş Bey ile bugün adaylığını konuşacağız, Düzce'yi konuşacağız, ilçemizi konuşacağız efendim ve sözü Ersin Bey'e bırakıyorum hemen. Başkan, tekrar yanınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi Parti Düzce Belediye Başkan adayı oldunuz. Evet. Şimdi daha önce üst üste iki dönem kazandınız başkanlık. Tabii daha öncekilerde evet. Vardı da üst üste kazandığınızdan bahsediyorum. Cumhur İttifakı'nın aday olmanıza rağmen seçimi kaybettiniz. Bu seçim neden kaybedildi? Valla öncelikle bugün beni burada misafir ettiğiniz için Zekici ve Sabır Gazetesi'ne işlerinde teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Daha önce de bunlara ufak tefek değinmiştik. Bu arada bizi televizyonun şeyinin başında, canlı yayında bizi izleyen tüm Düzicililere, sesimizin ulaştığı yurt dışı, yurt dışındaki tüm işçilerimize, memurlarımıza ve partili partisi tüm arkadaşlara buradan saygı ve hürmetlerimi bildiririm. Hayır, başkan buradayız yalnız. Evet, evet. Onu söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Evet, daha önce bir seçime girdik. Hakikaten Düzce'nin istediği yere de getirmiştik. Çok güzel hizmetler çıkardık. Çok da güzel gidiyordu. Seçim anı başladı. Daha önce de izah ettiğim gibi. Evet. Burada Cumhur İttifakı adayı yaptılar. Kadirli'den Milliyetçi Hareket Parti'ye verdiler. Osmaniye Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Parti'ye verdiler. Kadirli'nin karşısında Düzce'de Milliyetçi Hareket Parti adayıyla bizi birleştirdiler. İttifak ama yapıyorlar. Çok yanlış bir karardı. O zaman da savunmuştum. Aynısını söylemiştim. Çünkü İsmet Bey aday olmuş. Bir ay, bir buçuk ay çalışmış. Kahvesini tutmuş. İlgili yerlerle görüşmüş. Bu adayı çektiler. En büyük problemlerden bir tanesi de AK Parti'nin içerisindeki hizipten dolayı. Hizipi çok büyüttüler. Milletvekili düzeyine çıkardılar. Tabii bunun zararını faturasını bize kestiler. Bana keserken faturayı ilçeye kestiler. Bana ne yapacaklar? Bunun için seçimin neticesi o şekilde tuttuktu. Biz hayırlısını istemiştik. Hayırlısı da hakkımızda ilçe için inşallah böyle olur dedik. Alper Bey hakikaten çok büyük güzel bir oyla, 17.500 gibi bir oyla bize 5.000 fark yaparak seçimi kazandı. Seçimi kazandı. Tabii kazandı. O zaman çok da güzel gidiyordu. İlk 6 ayda döküldü. Ülkeş Namlı hakikaten seçim kaybetti. Seçimi kaybeden Düzce oldu. Benim söylemek istediğim şimdi bu sorunuzun cevabı bu. Şey olursa genişletelim. Evet, şimdi seçimi kaybetmenizin nedeni AK Parti içindeki hizipçilik ve İsmet Bey'in aday olup tekrar çektirilmesi, evet. Kamuoyunda yanlış anlaşıldı. Bu nedenle de seçimi kaybettik dediniz. Evet. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanıdım. İçerisinde çalıştım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kaldım. Tanıdığım çok insanlar vardı. Çok güzel insanlar vardı. Hatta daha olsa da sahip çıkmış. Daha da erenlemiş. İlk Ocakları Başkanlığı yapmış insanlar vardı. Onlar bu sinirle, bu moral bozukluğuyla hakikaten Türkiye'yi oynayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürosuna gittiler, oy verdiler. Evet. Saf değiştirdiler yani. Tabii. Burada da tepkilerini göstermek için buraya yaptılar. Oraya gidenlerin tahminim yarısı yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiyse yarısı yine Cumhur İttifakı'na bize oy verdi. Evet. Yani bir tepki gösterildi. Evet, bir tepki oldu. Bu tepkiden dolayı burada seçimi kaybettik. Yoksa hizmetinde bir noksan yoktu. Peki bu tepki gösterenler tekrardan bu yaşananlardan sonra sizin yanınıza geldiler mi? Ya mesela gittiler, Alper Bey'e geldiler mesela. Örnek yok, benim yanıma gelmediler. Benim yanıma gelebilirler dedi. Yok yani şunu demek istedersin. Ya işte bak, işte Alper Bey'in oraya gittik ama işte görünen köy ortada, yanlış yapmışız gibi. Öyle bir kabullenme, itiraf oldu mu? Elek üst düzeyler ya, üst düzey. Evet. Üst düzeyde hakikaten gelen olmadı. Ama tabandan çok gelen oldu. Çok arkadaşlarla görüştüm. İlk hafta içerisinde çok arkadaş çok güzel şeyler söyledi. Ama üst düzey çalışmaya Alper Bey'le devam ettiler. Alper Bey Cumhuriyet Halk Partisi'deyken tahminim 2 yıl falan kaldı Alper Bey. 2,5 falan öyle bir şey tamamladı. Evet.
Alper Bey'le görüşmeye devam ettiler. Ondan sonra da Alper Bey'i ikna ederek, zaten seçim öncesinde bu pazarlık yapılmıştı. İkna ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettirdiler. AK Parti'ye kaydın yaptırdılar. Geçişin yaptırdılar. Hatta rozetinden Sayın Cumhurbaşkanımıza taktırdılar. Evet. Şimdi Sayın Namlı, belediye başkanlığının süresi içerisinde 30'dan fazla projeye imza atarak Düzce'nin bölgenin en güzel ilçelerinden birisini yapmıştınız. Fakat buna rağmen geçen seçimlerde yine aslında önceki sorunun devamı. Seçmen size beklediğiniz desteği vermedi. Bunu bekliyor muydunuz veya bunu neye bağlıyorsunuz? Yok, seçmen bana gerekli desteği verdi. Ben daha önce 10 binle, 10 bin küsürle şeye oturmuştum. Aynı mikrofonu biraz yaklaştıralım Türkeş Bey'e. Daha önce ben seçim kazandığımda seçim kazandığımda 10 bin küsürle o koltuğa oturmuştuk. Kaybettiğim seçimde 12 bin küsür oyla seçimi kaybettim. Kaybedilen bir oy yok aslında. Benim yani kendi oylarımda kaybedilen bir şey yok ama oylar yer değişti. Oylar yer değişti. Şimdi yapılan, biliyorsunuz, Sabunçay'la bir arıtma yapıldı. Yani çok genelde şikayet oldu. Orası kirlendi, kirli su aktı. Çoğu kez çalışmadı. Yani çalışmadı iddia edildi. Orada balık ölümleri yaşandı ve doğal güzelliğini kaybedildi yönünde şeyler var. Bu genelde bu sorular size yöneltildi. Evet. Bu tepkiler size yöneltildi. Ya bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu Sabunçay arıtma tesisiyle ilgili en bilgili, yani en nasıl diyelim, tecrübe sahibi sizsiniz. Şimdi Sabunçay'da biz arıtmayı yaptık. Evet. Arıtmamızı dört dörtlük çalıştı. Arıtmamızda hiçbir problem yoktu. Hiçbir yok. Ama elektrik kesildiğinde, devre değişikliğinde olabilirdi. Sadece biz 15 günde bir buradan numune su laboratuvara gider. Evet. Laboratuvara gider. Orada bir yanlışlık gördüğü zaman çevre şehir, çevre müdürlüğü, il cezaysa ceza, uyarıysa uyarı yazısını hemen kaymakamlık kanalıyla bize yazar. Geçmiş dönemde biz uyarı falan almadık. Bizim tesisimiz dört dörtlük çalıştı. Ama bazı temizlik veya makinaların bakımı, o da 2-3 günlük, 2-3 günlük suyu boşa bırakılır, temizliği yapılır, tekrar geri işletmeye alınır. Ama şimdi arıtma tesisi, bizden sonra arıtma tesisi daha çalışmadı. Hep düz bıraktılar. Elektriği bahane ettiler, makinaları bahane ettiler. En son aldığım bilgiye göre, o gün canlı yayının bir tanesini de söylemiştim. Evet. Bizim orada sökülüp tamire gönderdikleri, tamire cihazın bir tanesi 8 ay, 9 aydan beri şu anda kayıp. Cihazı tamir ettirip yerine takamadılar, yenisini de alıp takamadılar. Şu anda arıtma tesisi %10-15 civarında çalışıyor. Hatta dereden o koku, biz basından bazı arkadaşlara da bunu canlı yayında söylemiştim. Bu dereden geçileceği kalmamış. Bu çalıştırılırsa ya tekrar eski günlerine kavuşur mu? Kavuşur, bunun hiçbir şey yok. Arıtma tesisi düzenli çalışmadığı için orada sıkıntı var. Evet, arıtma tesisi düzenli çalıştırılmadığı için. Arıtma tesisinin her gün eleman değiştirildi. Benim zamanımda belli şeyler vardı. Elektrikten anlayan, pompalardan anlayan, oranın artık işi kavramış insanlar vardı. Çalışan işçilerim vardı. Evet. Bu işçiler kim bir tane zabıta oldu. Bir kısmı daire içerisine alındı. İşten anlamayan arkadaşların bir kısmı çevre mühendisinin yanına vererek, orada bizim çevre mühendisimiz var. Tüm sorumluluk çevre mühendisinde. Kadıroğlu belediyenin çevre mühendisi var orada. Takip ediyordu o işi. Tabii bu işi takip ediyor. Çevre mühendisi en son bu parçanın takılmadı, yerine getirilmedi, parça yenisi de alınmadı diye, hatta onun bulunması için gerekirse dava açacağını dahi söyledi. Buna rağmen basından bazı arkadaşlar bir araştırma yaptı. Gittiler sordular, depremde bu alet kayboldu dediler. Bunun değeri 55, yani Türk parasıyla 2 milyon civarında bir parça. Arıtma tesisimizde, benim yaptığım arıtma tesisinde hiçbir çalışmamız için bir bahane yok. Yani 2 milyonluk parça kaybı. Evet. Arıza yapan parça yerine takılmadı.
Hani kaç ay oldu? 8-9 ay oldu. Ondan önce de randımanlı çalışmıyordu zaten arıtma tesisi. Niye takılmamış olabilir Özkeş Bey? Tamiratını yapamadılar mı? Maliyeti mi çok yüksekti? İnan ki belki de gerek fazla duymadılar. Çalıştırmaya gerek fazla. Daha önemli işler vardı. Belediyenin yapacağı daha önemli işler vardı. O işlere ağırlık verdiler. Yani bu mesela bu çalıştırıldığı süre boyunca yani belediye külfet mi aslında arıtma tesisi? Arıtma tesisi aslında külfet değil. Huzurlu masrafların bazılarını kıssalar. Düzce Belediyesi. Biz ne oldu? Zamanında huzurlu masrafları kıstık. Bazı tasarruf tedbirleri kendimiz uyguladık. Gösterişe kapılmadı, teleferiye yaptık. Bugün teleferiye biz 58 milyon o zaman ihale yapmıştık. Hiçbir zaman ne kredimizde sıkıntı oldu, ne ödemelerde sıkıntı oldu. Ne de gelen parada öbür hizmetlerde bir sıkıntı oldu. Sayın Başkanım, yani teleferik demişken teleferikle ilgili siz çok tepkilere sebep oluyorsunuz. Yani diğer adaylarla ilgili ben sesimi kontrol eder misin dışarıdan? Evet, bakalım. Tamam, yani bir tık da arttırdım ya, normal olmaz kısmış, diye. Evet. Şimdi başkanım, bu teleferikle ilgili diğer adaylar, yani hem bütün adaylar söylüyorum, genelde size tepkili. Bu teleferik buraya yapılır mıydı? Neden teleferik yapıldı? Düzüşü'nün parasını neden teleferiğe harcandın diye. Çok Düzüşü için çok lüks falan. Düzüşü için çok lüks diyor. Bu parayı niye oraya harcayın? Yola yap, başka şeye harcasaydı denen oldu. Ve hatta şöyle ifade edeyim ya, şu an teleferik yaptım. Mesela nasıl diyerek. Buraya, teleferik oraya değildi, başka yere yapılabilirdi. Duman niye yapılabilirdi dediler mesela, örnek veriyorum. Bu konu yani, insanlara nasıl anlatabilirsiniz? Bu konuyla ilgili teleferik Düzüşü'ye ne kazandıracaktı? Esnaf kazanacak mıydı? Şimdi Sabunçay'ına bir mesire alanı yaptık. Şelaleyi ortaya çıkardık. Bir zipline vurduk. Tahminim 300-400 metre veya 500 metre uzunluğunda. Sabunçay'ına gençlerimizin, çocuklarımızın binmesi için bisikletleri yerleştirdik. İnan ki hafta sonunda mesire alanında, Sabunçay'ın mesire alanında oturacak yeri yoktu. Evet, o kadar kalabalıktı. Evet, bunun tüm düzgünü. Bu Sabunçay'ına gelen yabancılar, evet, yabancılar bir defa sormak için bakkalda durdu. Sormak için petrollerde durdu. Manavda, bakkalda durdu. Alışveriş yaptı. Hem Sabunçay mesire alanını sordu, hem alışveriş yaptı. Bu esnaflarda ufak tefek de olsa bir canlılık getirmişti. Evet. Hatta Yeni Cami'den hep bunu örnek veriyorum. Bacımızın bir tanesi telefon açtı. Mesire alanında, Sabunçay'ında biz oturacak yer bulamıyoruz. Antepliler'de evet, demiştik. Sayın Başkanım bu Anteplilere Sabunçay'ını yasaklayalım demişti. Bir siyasetçi, bir politikacı kesinlikle ve kesinlikle bir ilçesinin her belediye başkanı ise 50 yıl resmini görmedikten sonra hiçbir şey yaramaz. Sadece o koltukta oturur ve gider. Sadece maaş öder. Bugün Düzüşü ilçesi çevre ilçeler değil, Osmaniye vilayetinden önündeydik. Osmaniye'de tüm siyasetçiler bu teleferiği konuştu. Dediler ki zor buna, teleferik yapacağız. Karaçay'ı mesir alanına çevireceğiz. Eskişehir'deki tekneleri burada yüzdüreceğiz dediler. Hatta Karaçay için sizin projenizin kopyasını aldıklarını evet. Söylediniz siz. Evet. Sayın Valimiz o zaman geldi, biz gezdirdik. Kerem Mal gezdirdik. Evet. Kerem Bey de evet. Sayın Valim geldi. Biz de gördüğüm bir hafta sonra geldiler, resimlediler. Karaçay'ın istahına başladılar. Şimdi Düzüşü öyle bir hakikaten kalkınmaya yakınlanmıştı ki çok da güzel gidiyordu. Ne icramız vardı, ne makam arabamız bağlandı, ne makam koltuğumuz alındı. Koltukta kesinlikle günlük 1-2 saat koltukta vaktim geçerdi. Onun için şantiyelerdeydi. Çalışan işçilerimizin yanındaydı. Bu teleferi kör makasta olan Düzüşü'nü ön plana çıkaracaktı. Düzüşü esnafı, Düzüşü'nde yaşayanlar tamamı bundan faydalanacaktı. Hatta bu yol boyu ekmek arası sucuk, döner, meşrubat, Maraş'taki dayak merkezi yılda 1,5-2 ay çalışır.
Bu teleferik bizde 12 ay çalışacak. Kışın da çalışacak, yazın da çalışacak. İnsanlar buraya ne görmeye gelecekler? Yani meydana diyecekler, biz oraya insanlar niye gitsin? Kayak yok diyorlar mesela, siz dediniz yani Kahramanmaraş'a. Teleferiğe çıkalım. Antalya'da teleferik var. Evet. Bilmek için sıradasın. Ne görüyor orada? Kaleye çıkıyorsun. Kaleye orada çıkıyor. Denizi görüyor. Evet. Orada denizi görüyor. Aşağıdaki şehri görüyor. Doğayı görüyor. Ama bizde düz içi teleferikte 2250 metreye çıktığı zaman bir defa Adana'yı görüyor. İskenderun Deniz Köşkü'nü görüyor. Boyrazlık havada Erciyes Dağı'nın zirvesini görüyor. Dev dürbünlerle vurulduğu zaman Suriye'deki çatışmayı görecek. Dürbünler kurmayı planlıyor. Tabii. Biliyorsun. Bunların hepsi var. Bir teleferik olarak orada kalmayacağız. Rüzgar ölçümleri yapıldı. Yamaç barajı. Bunlar yerler... testler yapılacak. Tabii. Yani. Aynı yerde. Aynı yerde. Mesela bizim bungalov evlerden otellerimiz vardı orada. Karavanlarda karavanlarımız vardı. Oraya çıkacaktı. Orman öyle müsaade ediyordu. Oraya çıkacaktı. Orada 40-50 tane karavanımız olacaktı. Otel olarak kullanacaktı. Otel demişken biz için otel yok zaten. Şu an hani zaten öğretmen evi de ama bizim teleferik karşı çıkanlar gelseydi orada nasıl kısmet olup da geçmiş dönem önümü kesmeselerdi, biz bölünmeseydik, bazı süslü vaatlere kapılmasaydık, hırslarımıza yenik düşseydik, bugün o teleferik ilçeye ne kazandırır, ne kaybettirir tamamını göreceklerdi. Ama bir hırs, bir bencillik, iki defa önüm kesildi, iki defa seçim kaybettim. Bunlar devam etseydi, bugün Düdlül'ün yan tarafından o suyu nasıl alıp getirmişsek, kanalizasyonu nasıl döşemiş bitirmişsek, üzerinin 1 milyon 100 bin metrekare parke taşı nasıl döşemişsek, 1 milyon metrekare asfaltı nasıl yapmışsak, 30 kilometre bazalttan kaldırımı nasıl yapmışsak, inan ki o teleferik şu andaki zaten ünvanı yükseklik ve uzunlukta dünya ikincisi. Evet. Dünya ikincisi. Şimdi nerede teleferik varsa inceleyin. Zirveye koymuşlar. Yukarıdan bazı yerde şehir gözüküyor, bazı yerde deniz gözüküyor, bazı yerde doğa gözüküyor. Bizimkinde 3 tane vilayet görüyorsun. Akdeniz'i görüyorsun. İskenderun'u görüyorsun. Adana'nın hastane bölgesini görüyorsun. Akşam Maraş'ın ışıklarını görüyorsun. Gaziantep'in yeni çıkan Gaziantep Tepe'deki yerini görüyorsun. Burada iddialıyım. Allah nasip kısmet ederse bu seçimde de benim bu 7. seçimim. Bu seçimde bulduğum rüzgarı hiçbir seçimde, kazandığım seçimlerde yine bulamadım. Ama şimdi mevcut idarenin bazı konularda beceriksizliği bizi ön plana çıkardı. Ökeş Namlu'nun yaptığı hiçbir hizmeti koruyamadılar. Ben seçim anında tahminim 5-6 bin kalabalığa şunu söylemiştim. Dedim ki bu ekip, bu arkadaşlar bizim yaptığımız hizmetin bakımını yapamazlar, yamasını yapamazlar demiştim. Tek bir cümle, iki cümle. Yaptılar mı? Yapamadılar. Yaptılar bugün ben burada olmazdım. Şunu mu anlıyoruz başkanım? Alper Bey eğer görevini çok iyi yapsaydı aday olmayacak mıydınız? Ya neden olacaktım ki? Bizim yaptığımız hizmetlerin 90'larını tamamlasaydı, yanlarına bazı yeni hizmetler ekleseydi neden aday olacaktım? Benim yaşayacağım her kişi gibi benim torunumu, benim çocuğumun çocuğumu tüm düz içinin rahat edeceği bir düz çıkardı ortaya. Neden karşısına çıkacaktık ki? Evet. Şimdi Ökkeş Bey yeni bir organize sanayi yaptı biliyorsunuz. Karma organize evet. Sanayi. Organize sanayi bölgesindeki arsaların civar il ve ilçelere göre daha pahalı olduğu ve bunun vatandaşlara cazip gelmediği, iş insanlarına cazip gelmediği iddia ediliyor. Hani organize sanayinin daha teşvikli olması, daha cezbedici olması lazımdı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Doğru mu bu, yanlış mı?
Valla ben, bizim duyduğumuz, evet, yetkililerden duyduğumuz 700 bin, 750 bin civarında bir rakam söyleniyor. Yatırımcıya bu rakam yüksek geliyor. Evet. Çok yatırımcı geldi gezdi buraya. Hakikaten çok yatırımcı geldi. Hatta bunu Face'de Sayın Belediye Başkanımız ve yetkililer paylaştı. Paylaştı. Bundan ben memnuniyet duydum. Bir arada organize sanayiye karşı gibi göstermek istediler. Ben kesinlikle organize sanayiye karşı falan değilim. Ben bacaya karşıyım. Düz içinin havasını kirletecek, suyunu kirletecek bacaya karşıyım. Organize sanayiye neden karşı çıkayım? Yani orada fiyat çok... Yani demir çelik fabrikasındaki, evet, hava gibi olur diye düşündüm. Evet, öyle düşündüm ben. Hatta Osmaniye dahi kirliyor. Organize, Osmaniye'deki organize sanayi Osmaniye'deki havayı da kirliyor. Sayın Başkan, seçim propagandanızı geçen seçimde, hani en son artık seçim artık yaklaşırken siz de demiştiniz ki organize sanayi biz kuracak, bize nasip olacak demiştiniz. Evet. Zaten siz nasıl daha önce yapmıştınız? Parti işici, partinin içindeki hizipten dolayı partinin içinde yok Durmuşoğlu'cu, yok Alper'ci, bu Alper'in adamı, bu Durmuşoğlu'na karşı partiyi her tarafta böldüler. Partiyi böldüler. Bunun cezasını hakikaten düz çekti. Evet. Aynı partide, aynı partide iki milletvekili. Oraya biz müracaat ettik. Aynı yere. Orada hazinenin, milli emlakın tamamının 600 veya 400 dönüm bir yeri vardı. Tek depo. Evet. Etrafının tamamı ormandı. Bir tane ormandan ağaç, çam dahi yoktu. Biz oraya müracaat ettik. Orman ara ara cana buraya çam dikti. Ve bizim müracaatlar kabul edilmedi. Oraya ağaç de, olduğu için. Evet. Çam ağacı olduğu için kabul edilmedi. Sonra Sayın Bakan ilçeye geldi. Milletvekilleri de bakana destek verdi. İlçede bir birlik oluşturdular. Elverişsiz orman statüsüne soktular. Ondan sonra organize sanayinin kararı çıktı. İstenirse soruyormuş demek. Evet, istenirse o zaman, evet, da olurdu. Peki, ama, yeri doğru mu bu arada? Efendim? Aleyküm, yeri doğru mu? Yeri doğru. Yeri doğru. Çok güzel bir yeri var. Evet. Sonradan Tokyo'ları oraya götürdük. Organize sanayinin yan tarafına götürdük. Belki onun yeri doğru olmayabilir. Evet. Çok iç içe oldu diyorsunuz. Biz de yetki olsaydı, yetki olsaydı. Tamam, köylere zaten bölüm bölüm yatay evler, küçük evler yapılıyor. Evet, deprem evleri yapılıyor. Burada çok katlı, 4 katlı, tahminim 5 katlı evler yapılıyor. Bunun yeri Yenicehane'nin üst tarafı, bizim belediye çakı şantiyemiz vardı Çataköy üzerinde. Olduğu gibi kayalıktı. Bunun yeri orasıydı. Öyle bir görünüm alırdı ki hakikaten düz içinin baktığın zaman üst bölgelerinde gerdanlık gibi o evler sıralanırdı. Hem merkeze yakındı, okul bölgesine yakındı, içme suyunda problem yoktu, kanalizasyonda problem yoktu. Yeri Yenicehane'nin üstü bizim çakı şantiyesi yaptığımız yere doğruydu. Abbas Bey, Ellek Belediye Başkanı bunu çok iyi kullandı. TOKİ yapılırken hemen üst yamaca öyle bir yerleştirdi ki TOKİ, düz içinin neresinden, az yüksek kesimlerinden bir bakın, Ellek'te yapılan TOKİ'yi hemen Ellek beldesinin üstünde görebilirsiniz. Hakim bir noktaya yapıldı. Hakim bir noktaya yapıldı. Şimdi bizde belediye sınırımızın içerisinde çok güzel hakim noktalarımız vardı. O TOKİ oraya da yapılırdı. Ama organize sanayi ile iç içe yaptılar. Herhalde inşallah bir sıkıntı da çıkmaz. Organize sanayi de şu anda benim gördüğüm kadarıyla yol çalışması vardı. Evet, doğal gaz çalışması. Bugünler, yani. Şimdi de doğal gaz parası yatırılmış. O yapılan TOKİ evlerine gidiyor. Evet. Tabii bundan organize sanayi de yararlanacak inşallah. Burada şunu söylemek istiyorum. Organize sanayinin yeri doğru. Peki başkanım, şimdi TOKİ yapıldı. Mesela ikinci etapı, üçüncü etapı, hatta üçüncü etapı 168'li TOKİ'ler. Hani kirvelerin oturduğu bir dönem. Ondan sonra orada halen o yol hala asfaltlanmadı. İki tane büyük TOKİ'ler var. Hala asfaltlanmadı. Evet. Bir
bir türlü. Tokilerin yolu normalde asfalt olur. Kendi evimizde Tokide oturuyoruz. Hatta o yolun bulvar olacağı söyleniyor. O yol bir türlü projede ama evet, bir türlü o yol yapılmadı. Ondan ziyade bu kirveleri oraya oturdu. Ondan sonra çıkartıldı. Bir süre boş kaldı. Bunun nedenleri, bu Toki kirveler neden oraya getirildi? Neden çıkarıldı? Neden böyle bir yol izlendi? Bir gün haberlerde, televizyon haberinde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da tahminim Roman ve Roman gibi yaşayanlara evleri dağıttı. Ev dağıttı. Yaptırılmış evleri dağıttı. Bundan yararlanarak belediyeden bir yazı yazdım. Sayın Cumhurbaşkanımız, başkanım, bizde de Roman ve Roman gibi yaşayanlarımız var. Bunları da lütfederseniz ev istiyorlar dedi. Özetini söylüyorum. 15 gün sonra bize bir şey geldi. Yazı geldi. 15 gün sonra. Tüm yazışmalar aşağıdaki Tokyo'nun tüm yazışmaları belediyeydi. Bir yazı geldi. Sayı istediler bizden. Roman ve Roman gibi yaşayanların sayısını istediler. O zamanki muhtarlarımız, Üzümlü Mahalle Muhtarları, Kurtuluş Mahalle Muhtarı, kivraların olduğu yerlerde İlfanlı Mahalle Muhtarları bu sayıları bize verdi. 165 kişiydi tahminim. Biz bunu sayıları muhtarların bize verdiği mühürlü yazıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanlığımıza ilgili makama yazdık. Bir ay sonra bir yazı. Hazine arazisi, milli emlak arazisinin olduğu yerler istediler. Evet. İlk aklımıza gelen şimdiki kibraların dediğimiz o Toki'nin yeri aklımıza geldi. Daha önce de bakanlık burada bir imar çalışması yapmıştı. O imarın dışında kalan bir yeri yazdık. İnan ki öyle bir çabuk iadeler yapıldı ki. Hızlı gelişti. Hızlı gelişti. Evet. İade yapıldı. 165 tane oraya Tokyo evi yapıldı. Bu Tokyo evleri bizim kibralara yapılmıştı. Evet. Roman ve Roman gibi yaşayanlar bunlardı. Evet. Peki soruları neden çıkartıldı? İnşaat tam bitme safhasında Toki ile oraya yapan müteahhit arasında bir anlaşmazlık oldu. İnşaat durduruldu. Teslim alınamadı bir türlü. Teslim alınamadı. Teslim alınamadı ve burada müteahhit, ufak tefek biz de müteahhitle görüşüyorduk ve ilgileniyorduk. Müteahhit arkadaşımız anahtarları belediyeye bıraktı. Tahminim 500-600 tane bir anahtar bıraktı, çekti gitti. Dairelerin anahtarı evet. Yani. Kaymakam Bey bu arada giden kaymakamlarımızdan bir tanesi buraya dağıtım için kura çekti. Teklif aldı ve kura çekti. O zaman ben Kaymakam Bey'e de söylemiştim. Dedim Kaymakam Bey, burası sayı belli. İsim de belli dosyada. Burası kibralara yapılmıştı. Dediysek de çekti. Kibralarla bizim vatandaşlar iç içe oldu. İç içe kura çekti. Bir kargaşa yaşandı ve Toki kullanılmaz hale geldi. İkisi bir arada yaşayamadı aslında. İkisi bir arada yaşayamadı. Oranda Tokiler oldu bu arada. Evet. Allah bir daha göstermesin ama bir deprem yaşadık. Depremde evet, hocamızın, öğretmenimizin bir tanesi öncülük etti. O mevcut kibralar için yapılan 165 Toki'nin tekrar gündeme getirdi. İlgili bakanlarımıza, ilgili milletvekillerine, parti teşkilatlarına yazışmalarla bunu iletti ve oranın bakımı yapıldı. Şimdi satışları var tahminim. Evet, devam ediyor. Devamlı satışları var. İnşallah faaliyete geçer. Burada da çok güzel bir... Ama bir şey daha kaçırdık. Onu da burada hemen söyleyeyim. Bekleştirme Belediye Başkanı olsaydı ne olurdu? O mevcut 165 Toki'nin içerisinden yapıldıktan sonra bir... Yurt yeri alırdım. Öğrenci yurtunda. Yüksek var. Okulla görüşürdüm. Evet. Kaç kişilik yurda ihtiyacınız var? 200, 150, 100, 300. Ona göre teknik arkadaşlar çalışırdı. Orada bir bloku, kaç daire varsa bir bloku alırdım. Öğrenci yurdu yapardım. Öğrenci yurdu yapardım. Ondan sonra tabii bir düz içinde depremden dolayı bir sıkıntılar olmuştu. Burada
ilçemizde görev yapan polislerimiz, öğretmen arkadaşlar, bazı memurlarımız perişan oldu. Kesinlikle ve kesinlikle bu süreç tamamlanana kadar tamamını oraya yerleştirdim. Tamamını oraya yerleştirdim. İnan ki hem TOKİ yaşardı, hem de orada çok güzel, çok güzel bir yaşam alanı oluşuyor. Şimdi ilçenin en büyük sorunları bildiğimiz yer, hani yol diyoruz, içme suyu diyoruz, çöp, yani çarşı içindeki trafik ve başıboş köpekler. Yani aslında köpekler konusunda da çok değindiğim zaman bu hayvan severlerde diyelim çok tepkiler alıyoruz. Yani bu hayvan severler bir şey olmasından dolayı. Şimdi barınaktan bahsedildi. Barınak bir türlü faaliyete geçmedi. Başıboş köpeklerle ilgili. Çocuklar mesela karanlıkta sabah ezan vakti neredeyse anneler, babalar çocuklarını okula götürüyorlar. Köpeklerden koruyarak götürüyorlar. Köpekler insanlara saldırıyor. Namaza giden insanlar köpeklerden kaçıyor. Ve yol problemimiz var. Yani sizin bu yollarda siz bu yolları ne zaman yaptınız? Bu yollar niye bozuluyor? Yani kaç yıllık yaptınız bu yolları başkanım? Bugün bir olaya şahit oldum. Bir de diyor ki işte Öfkeş evet. Başkan yolları sağlam yapsaydı bozulmazdı. Ya dedikken 5 yıl dayanmış daha nasıl dayanıyorlar. Bir de genel problem. Böyle trafik sorunu neden çözülemiyor? Bu sorunlar nasıl çözülür başkanım? Çok kolay. Çok zor bunları çözmek. Yok. Çok kolay. Mesela köpek konusu. Evet. Bizim belediye başkanlığının süresince bir tedbirler aldık. Tedbirimiz şuydu. Köyden gelen tüm şeylerle, dolmuşlarla, köyden gelip buradan sıraya giden seçkin ve seyahat minibüsleriyle, muhtarlarla bir çalışmamız oldu. Evet. Zaman zaman köy girişine, ilçe girişlerinde zabıtalarını kontrol yapmıştı. Dışarıdan hemen gelmesin diye mi? Kesinlikle çuval içerisinde yavru kedi, köpek kesinlikle ilçeye girdirmedi. Ve bunda tavrımı net koyduğum için hiçbir dolmuşçu da, hiçbir taşıma yapan insanlar da bu riske girmedi. Aynen söylediğim şuydu. İçerisinde yakalarsam, çuval içerisinde bulursak, zabıt tutulursa, düz içi sınırların içerisinde ticaret yapmamız mümkün değil dedim. Ve bu kesin karardı. Bitti. Bir gün bir belediyenin ilçeye bir pikapla toplanmış köpek bıraktığını resimledik. O ilçeye gittim. Dedim ki ikinci defa böyle bir şeye girişirseniz düz içine ne kadar varsa aşılarını da yaparım ondan sonra ben bırakırım istedim. Siz aşı yapmadan bırakmışsınız dedim. Bu ilçenin ismini vermek istemiyorum. Geçmişte bu ilçe gündemdeydi. Bunu duyan bazı yerler bize artık dışarıdan köpek girmez oldu. İstanbul'dan o zaman bir laboratuvar getirmiştim. Tüm köpekleri, olanları hem aşısını yaptık, hem kısırlaştırmasını yaptık. Küpelendirdik, ondan sonra bıraktık. Şu anda ilçede küpelenmiş, yeni küpelenmiş dışarıdan çok köpek var. Kontrol yok. Kontrol eden yok. İlgilenen yok. Ha ben sıkıntı çekmiyorum, ben de sıkıntı çekiyorum. Düz içinde daha önce 4-5 defa, daha belki daha fazla köpek ısırığından hakikaten hastanelere gelen çocuklarımız oldu. Benim sokak şimdi emlakın o civarda ona yakın köpek var. Çarşının içinde 20'ye yakın köpek var. Tamam, benim evimde de 4 tane kedim var. 4 tane de benim kedim var. Evin içinde değil ama günlük yarım saat falan evin için alırım. Ondan sonra ayrı yerleri var orada yemin veririm. Ama burada akşamları bir araba arkasında tavuk kemikleriyle doldurulmuş yol boyundan komple dağıtıyor. Sabah namazından sonra içeriden çıkıp gidiyor. Bu arkadaş dağıtan arkadaşa teşekkür ederiz ama bunu her tarafta değil de belli bir bölgeden, belediyenin göstereceği belli bir bölgede bu şeyleri bıraksa hiç olmazsa köpekler okul bölgelerinden, camilerden, çarşı merkezinden
uzağa çekmiş oluruz. Hani gelirsek ne olur? Gelirsek kesinlikle ve kesinlikle hayvanların barınacağı başta sağma değil. Dört dörtlük hayvan barınağı yapacağız. Evet. Hasanbeyli ile bahçeyle ortak karar çıkmış, ortak yer almış, ormanda bir yer. Kardeşim bizde yer çok. Peki bu diğer sorunlarımız var. Yol, içme suyu, çöl, çarşı içindeki trafik. Yani çarşı içini siz de biliyorsunuz. Evet doğru. Otopark hadisesi dışında bir büyük bir yara. Maalesef. Özel idare iş yerinin yeri yıkıldı. Belediye kullanımını aldı. Belediye tahsisini yaptırdı. Emniyetin yeri vardı, yıkıldı. Belediye tahsisini aldı. Otopark yapıldı evet. Oraya itfaiye meydanı olarak almıştım. Belediye tahsis yapılmıştı. Ve yan tarafta icradan satılan bir yer vardı. Miras yeri vardı. İsimlerini kullanmak istemiyorum ama bunlar hemen etin arka tarafında o yeri de almıştım. Burada 400 araba park ettiriyordu. 400 araba burada park ediyordu. Büyük bir rakam aslında. Evet. 400 araba park ediyordu. Satıldı. Şimdi bu yerin bir kısmı vallahi nasıl satıldı bilmiyorum ama Allah nasip ederse evrak orada. Hibe mi edildi? Satıldı mı? Düğün eşyası karşılığı mı verildi? Bunu ilgili arkadaşlar açıkladılar. O yer satılmayacaktı. İş bankası da kalkacaktı. İş bankası da. Ziraat bankası da kalkacaktı. Ziraat bankası genel müdürlüğüyle görüşmelerimiz de olmuştu. Ziraat bankası da. Yerler belli olmuş muydu? Efendim? Gideceği yerler mesela. Belliydi. Tabii belliydi. Ömer Köyküm'le, avukat Ömer Köyküm hocamla, evet. Hocamla görüşme yaptık. Ömer Bey 3 daire istedi, 3 kat istedi. Biz 2,5 vermiştik. 3 kata sonra Allah var gözümün önünde çıkarmıştık. Pazarlıklarımız bunlarla sürüyordu. Seçimi kaybettik. Seçimi kaybedince Allah bir daha yaşatmasın bir deprem yaşadık. O büyük alan ne yapacaktınız peki? İşte Ziraat Bankası gitti, İş Bankası gitti. Tamamen otopark mı olacaktı orası? Daban otopark olacaktı. Üstü yine park. O meydanın etrafı ta eski sinemaya kadar gidiyordu. Cumalardan hatta Mustafa Cuma ile görüştük. Evet. Halil Liman'la görüştük. Bunların tamamına evlerine iki ev olana iki daire, tek ev olana tek daire vermek suretiyle burada isim veriyor. Halil Liman'la da anlaşmıştık. Mustafa Cuma diye bir arkadaş var. Halk eğitimden emekli. Onunla da anlaşmıştık. Orada bir kişiyle ismi aklıma gelmedi. Bir kişiyle yine anlaşmıştık. Orayı da komple yıkıyorduk. Ya tamam orada bir kentsel dönüşüm olacak. Evet. Ondan sonra da bu meydanın etraflarını Ziraat Bankası'nı, İş Bankası'nı onları yerleştiriyorduk. Orta göbekti. Yine fıskiyelerimiz devam edecekti. Evet. Ama otopark oradan gitti. Ne oldu şimdi? Yıkılan camimizin yerine değil de yan tarafa o meydana bir ibadet için çadır kuruldu. Çadır kuruldu. Evet. Öbür tarafa petrete geldi. Evet. Bir taraf premyasının bitişindeki olan yer satıldı. Ne oldu? Otopark 350 araçlık otopark yeri kaldı. Ha şimdi otopark yapılmaz mı? Yapılır. Düz içinde şu anda 1000 araçlık ölü saha var. Çarşı merkezinde. Kullanılabilecek alan. Ön tarafını dükkanlar yapılmış. Yapılar 80 sene olmuş, 70 sene olmuş. Ön tarafı dükkan, arka tarafı boş. Dud ağacı var, incir ağacı var. Hiçbir şey yok. Bunlar değerlendirilebilir diyorsunuz. Tabii değerlendirilecek bunlar. Çarşı merkezinde. Bunların tamamı çarşı merkezinde. 1000 araçlık çarşı merkezinde 1000 araçlık var. Peki siz bunu değerlendirecek misiniz? Tabii değerlendireceğim. Neden değerlendirmeyeceğiz? Düz içi halkı nasıl rahat edecekse o değerlendirdiğimizde de paraya çevireceğiz. Ne olacak? Değer katacaksınız. Değer katacak. Üstelik park, Osmanlı'da park kaç lira? 5 lira. Sen de park 2 lira olsun, 3 lira olsun. Herkes 3 liraya, 5 liraya götürür. Arabanın gönül rahatlığıyla bırakır. Esnaflarla toplantı yapacaksın. Esnaflara diyeceksin ki sen aynı yakın park 1'e gideceksin.
ayda cüzi para ödeyeceksin. Abone yapılacak. Evet. Bu cüzi parayı da düzenlemesini biz yaptıktan sonra oradaki mülk sahipleri, hissedarlar alacak bu parayı da. Yine belediyeden 5 kuruş para çıkmayacak. Yani park yeter ki bir iş içinden gelsin. Peki yollar ve çöpler? Yollar, asfalt fabrikası var Düzce Belediyesi. Evet. Asfalt brandı var. Asfalt brandı var. Burada bizdeki asfalt brandı çok vilayette yok. Siz peki neden asfalt değil de parka taşı yerleştirdiniz Düzce? Asfalt da döktük. Parka taşı da yaptık. Parka taşın tamiratı kolay. Asfalt altına su aldığı zaman asfaltı kurtarmak bazı mümkün değil. Şimdi zemin iyi sıkıştırılırsa, zemin iyi sıkıştırılırsa asfaltta da bir şey olmaz, parkeye de bir şey olmaz. Ama PTT geçti, 3 ay bekledi, yağmur yedi, tabana su aldı. Doğalgaz geçti, tamiratı üzeri düzenlenmedi, tabana su aldı. Her taraf 8 gibi oldu. Allah kullak oldu. Kullanılmaz hale geldi. Derken doğal gaz amaraları bağlanmaya başlandı. Üstü tamiratı gecikti. Yağmurdan aşağıya su aldı. Üstü düzenlenmedi. Su aldı. Bizim yaptığımız parke ve asfaltlar bu şekilde bozuldu. Hani yapılmaz mı? Çok basit. 600 tane öyle işçi benim elime geçsin. Personel benim elime geçsin. Sanma olarak söylüyorum. Düz içine bir yeni daha düzü çekeriz. Ben o gün yine Alper Bey'e teşekkür ettim. Dedim ki vallahi 600 tane personelin çalışıyor. Bugün işçi olan kesim, yeni alınanlar asgari ücretler ödeniyor tahminim. Asgari ücretler sen işi bulduysan ne mutlu sana. Bugün dışarıda şirketlerde buradan sabah dünya bir araç kalkıyor İskenderun'a, inşaat alanlarına dışarıya. Bunların aylığı 40 bin lira, 45 bin lira. 50 bin liraya giden de var, 30 bin liraya giden de var. Ama sen burada evinin içinde asgari ücretle çalışan bulduysan vallahi bunlar da bu düz için bir kat daha yapılır. Samba olarak söylüyorum bunu. Başkanım. Alper Bey bir açıklamasında demişti ki bizim zamanımızda pandemiye denk geldik ve deprem oldu. İki tane bir etmenden bahsetti. Örnek veriyorum, pandemi döneminde eğer siz belediye başkanı olsaydınız çalışma yapabilir miydiniz yoksa bir durağanlık mı yaşanırdı? Çünkü bazı büyük şeylere baktığımız zaman pandemiyi çok iyi değerlendirdiler. Yol çalışması falan yaptı. Açıkçası o yüzden soruyorum. Ya pandemi aslında avantaja dönüşebilir miydi sizin döneminizde? Tabii dönüşürdü. Pandemide bazı kesintileri kaldırdılar. Gelen para yükseldi. Evet. Alımları, ihaleleri kaldırdılar. Dediler ki depremde de aynısını yaptılar. Dediler ki alım 5 milyon. 5 milyonluk pazarlık usulüyle mal alırsın dediler. İstediğin mal. Belediyenin pandemi ve depremden dolayı ne ihtiyacı varsa bunları alabilirsin. Bu çok güzel bir fırsattı. Yani belediyelerin eli güçlendi aslında bu süreçte. Evet, belediyelerin eli güçlendi. Belediye bizim inşaat ruhsatı verdiğimiz hiçbir binamızda çöküntü olup can kaybımız yok. Desteksiz balkonlarda kırılma oldu. Tamiratla bunlar giderildi. Evet. Allah razı olsun. Devletimiz de buna çok güzel eğildi. Çok yere davalık olmayan yerlere hemen hesaplarına 10 bin lira, 15 bin lira, 30 bin lira paraları da yatırdı. Bir noktada az da olsa telafi etti. Ama uzun vadede bir bina yıkıldı. Evet. İçerisinde Suriyeli vatandaşlardan dünya bir cenaze. 26 kişi sanırım ben. O aynı evet. Zamanda hatırlıyorum. Oldu. Şöyle bir saat falan dinledim. Şey arıyorlar. Makineler çalışıyor. Keskin makinesi arıyorlar. Demirleri kesmek için. Evet. Keskin makinesi arıyorlar. Herkes birbirine bağırıyor makine diye. Kirkiyo arıyorlar. Kepçe bilinçsiz şekilde çalışıyor. Bir bina yıkılmış, eli ayağına dolaştı. Belediye zaten yoktu. Bir şirketten bazı araçlar geldi. Sonra bazı şeyler söylemek istemiyorum ama Allah şeyi bir daha yaşatmasın. Tabii kolay bir hadise değil. Evet. Ama Düzce Belediyesi'nde aradıkları tüm şey vardı. Araç, gereç, altyapı tamamı vardı. Yani
burada yeni doğum yapan bir kadın var hatta, yani yeni doğan bir bebek o anda o binada evet. vefat etti. Annesiyle evet. birlikte bir kardeşi kurtuldu. Mesela yani çok acı bir hadiseydi yani orada. Aslında iki bina yıkıldı ama bir tanesi gerçekten oraya müdahale edilebilirdi. Ama elimizde hiçbir şey gelmedi. Yani biz insanlara ama belediyede dediğiniz gibi bir şeyler yapılabilirdi. Yapılabilirdi. Mesela bu deprem şeyinde düz içinde çatlaklarımız, patlaklarımız oldu. Ama düz için bir fırsattı. Deprem hadisesi, Allah bir daha göstermesin, etmesin onu. Fırsatı ben ilçe yararına olduğu için fırsattı. Evet. Bir fırsat doğdu. Evet. Düz içinde yapılan binalar şöyle bir inceleyin bizim şu etrafımızdakiler. Evet. Yeni Düzüç hariç. Şarşı merkezini bir inceleyin. Kaç yılda yapılmış bir bakın. En az 60-70 yıllık binalar. Hatta bize şimdi canlı yayın yaptığımız yere yakın bir yerde bir berberin tavanı çöktü. Tavanı çöktü. Demirler açıkta. Demirler açıkta. Tekrar oraya muşamba çekildi. Görevine devam ediyor. Bu yapıların tamamı yenilerdi. Mas sahibinin hiçbir zarar olmaz. Tamamı yenilerdi. Ne olurdu? Bir kat bir kat çoğunun üzerine çıkacak merdiveni yok. Binaların. Tamamı yenilenirdi ve burada iki katlı veya üç katlı yerler çıkardı. Ama bu tabii bu fırsat iyi değerlendirilemez. Şimdi başkanım, evet, az önce bir çarpıklıktan bahsettik aslında binalardan şundan bundan. İlçemizde çarpık bir sanayileşme var özellikle ve çarpık bir kentleşme de var. Bunun önüne nasıl geçilecek? Siz bu çarpıklaşmaya müdahale edecek misiniz? Özellikle ben eski sanayiyi size örnek vereyim. Siz eski sanayiyi taşımıştınız yeni sanayiye, çeviriyorum oraya. Ve eski sanayi artık mahalle olmuştu. Orada sanayiden eser kalmamıştı. Şimdi sanayiler işte mahalle aralarına yayıldı. Ses, gürültü, kavga, dövüş oluyor. Ve her yer sanayi oldu. Bu doğru mu? Doğru değil. Bunu nasıl çözeceğiz peki? Şimdi benim zamanımda her tarafta, hatta benim evim civarında da vardı. Tamircisi vardı, yıkamacısı vardı, malangozu vardı. Yani her türlü vardı. Evet. Ne yaptık? 50 dönüm geri Simla gittik. 50 dönüm, Allah rahmet eylesin Salim Algan'ın yerini Simla gittik. Bu çarşı içerisindeki Kerimoğlu sitesindeki tüm tamircilerle, tüm sanayicilerle, küçük sanayicilerle bir araya geldik. Yer uygun mu dedik, uygun. Uygun dedikten sonra oraya İstimla gittim. Ve parasını bankaya yatırdık. 31. gün DAP'ı bize geçti. 31. gün biz yerin düzenlemesini yaptık, parselasyonunu yaptık. Sanayici esnafına dediği paradan sattık. Cüzi bir paraya verdik. Sanayi esnafına verdik. Evet. Ne oldu? Yapıldı. Çarşı merkezindeki ev aralarındaki tüm arkadaşlar, tamircisi, şunu bunu tamam varsa bu 50 dönüm yere yerleşti. Hepsi toplu bizden sonra Allah rahmet eylesin, Cemal Bey geldi. Hakikaten Abdülmuttalip Öner Bey geldi. Belediye başkanı olarak. Evet. Şimdi de Allah var, Alper Bey var. 3 dönüm. Üçlerimden bu yana hiçbir yere müdahale edilmedi. Açıyorsan taraftarım aç. Ama zararım olmasın aç. Ne oldu? Sanayi genişletme yerine, ek sanayi yeri alma yerine muhalle aralara geri dağıttılar. Sıkıntılar, kavgalar, dövüşler, evlerin rahatsızlığı ondan dolayı. Evet. Başkanım, bu sanayide bir de şu an su sorunu var. Yani yağmur yağıyor, orası gölet oluyor. Her yağmurda sanayiye su basıyor. Bazı sanayici esnafları diyor ki ya biz burada kiracıyız. Buranın sahibi yok Adana'da, yok Urfa'da, yok bilmem ne diyor. Yani bu konuda bunlar kime verildi bu sanayi alan? Bu sanayi alan kesinlikle ve kesinlikle sanayicilere verildi. Ama el değiştirenler oldu. Orada kooperatif başkanı bu el değiştirme sanayi harici adamlara gitmeden orada bir kooperatif var. Kooperatif başkanımız var, yönetim var. Bunlar müdahale edecekti. Diyecekti, bura belediye sanayicilere verdi.
Evet. Burası sanayicilerin yeri. Müdahale olsaydı orası sanayinin dışında iş yapanlara verilmezdi. Bizim onun içerisinde cami yerimiz vardı. Sosyal tesis vardı. Sanayi esnafının oturup kalkacak kahvesi vardı projede. Ne oldu? Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Cami yerini de sattılar, parkı bahçeyi de sattılar, dinlenme alanını da sattılar. Yani bu normalde düz üstü bir esnaflara satıldı ama satış başka insanlara satıldı. Evet, esindeyiz. Şimdi başkanım, zor soru Mersin'e veriyorum ben. Ya sizi çok sayıda partide gördüm açıkçası. Yani şu anda İyi Parti'desiniz. Neden İyi Parti'ye geldiniz ve adayınızın net olmadığı konuşuluyor. Bazı sosyal medya işaretlerinde bazı arkadaşlar. Ya bunlar ne kadar doğru? Neden İyi Parti'yi tercih ettiniz? Vallahi ben AK Parti'deydim. AK Parti'de bir numarayla bizim kaydımızı sildiler. Belediye başkanına müracaat ederken devletimizi verdik. Herkes gibi ben de verdim. Hatta belediye azaları da verdim devletimi. Benim bir ihmalim devleti alıp şeyini şifresini veya devleti gizleyemedim. Devletim orada kaldığı için seçim akşamı burada ufak bir hadise oldu. Bundan dolayı o hırslar seçimden 6 ay 7 ay sonra benim kaydımı silmişler. Benim bu ta bir yıl falan bir buçuk yıl sonra haberim oldu. Alper Bey'in AK Parti geçiş süreci başladıktan sonra haberim oldu. Şimdi Alper Bey'le karşı karşıya gelmiş, bir seçime gitmiş. Alper Bey tahminim 48 tane vaatle gelmiş. Evet. 48 tane vaat gelmiş belediye başkanı. Ondan sonra AK Parti'ye geçmiş. Bu vaatlerini yaptırmak için. Şimdi Alper Bey'le aynı partide olmam etik değildi. Çünkü benim gönül verenler, benimle beraber hareket edenler seçim kaybetme çok zor. Kaybeden seçmenim AK Partilisi de, oy veren MHP'lisi de, oy veren CHP'lisi de seçim kaybedildi deyince her ne kadar olsa üzüntü yaşadı. Bazı yerler tarafından bunlara dalga geçildi. Kazananlar tarafından. Benim burada bir tarafım var. Tüm partilerde var. Cumhuriyet Halk Partisi de var arkadaşım. AK Parti'nin içerisinde de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de var. Nerede parti var? Tamamında var. Alper Bey aday olacağı kesin idi. Şimdi AK Parti'de gayri silinmiş. Tekrardan Kastal seçimi kaybetmiş. Durmuşoğlu hüküm sürüyor. İlçede. Mücahit Durmuşoğlu geldi. Mücahit Durmuşoğlu gitti. Hüküm sürüyor. Tekrar geri gelin beni gelin partiye geliyorum ya deme bana yakışmazdı. Bekledim. Hatta sizin programdan başka bir programdan şunu söyledim. Buyurun gelin ortak bir aday çıkaralım. Düzüçü'nün bu sorunlarını kim çözecekse ortak aday çıkaralım, ben destek olacağım dedim. Maddi, manevi yanında yer alacağım dedim. Evet. Ama birkaç yerde de görüştüm, ortak aday olmadı, çıkmadı. Hesap ettik, tabii aday olma kolay hadise değil. Adayım deme de kolay hadise değil. Önce, partiden önce belediyenin gidişine bir baktım. Böyle giderse seçime kadar bu belediye 100 milyon, 100 trilyon borçlanır. SSK, maliye, emekli sabıda para yatırılmıyor. TEDAŞ para yatırmıyor, TEDAŞ'a para yatırılmıyor. Esnafların bir kısmına faturalar içeriye alınmış para verilmiyor. Bu şekilde giderse bu rakam buna çıkar. Bunun altına nasıl kalkacağımızın hesabını yaptık. Bozuk yolların metrekarelerini çıkardık. Asfaltın, parkenin metrekarelerini çıkardık. Ne kadar para lazım, ne kadar para gider diye. Kaç metrekare asfalt dökeceğimiz, kaç metrekare parketaş döşeyeceğimizin tamamını çıkardık. Yani projeler hazır. Çıkardık. Maliyesi ortaya koyduk. İnan ki
İnan ki zaten şu arada icralarla dolu çok yer, hesaplar. Altından kalkacağımıza emin olduktan sonra parti düşündük. Bana İYİ Parti'den de teklif geldi, başka bir yerden de geldi. Allah var, İYİ Parti şöyle bir hesap ettim işte. Meral Hanım'la geçmişte çalıştık. İçişleri Bakanlığı sürecindeydi. Evet, doğru yolda beraberdik. Doğru yolda bir müddet beraber kaldık, çalıştık. Hatta beraber bir seçim yaptık. Ben milletvekili aday olduğumda benim sıram ikinci sıraydı. Nevzat Bey'in sırası Doğru Yol Partisi'nin birinci sıraydı. İki milletvekili çıkarmak mümkün değildi. O zaman şeye gittim ben. Meral Hanım'a gittim. Genel Başkan Yardımcısıydı. Dedim iki milletvekili çıkarma şansımız yok. Ama ben yer değişip benim yerime filan insan alınırsa ikinci sıraya, burada milletvekili, 1,5 milletvekilimiz olur. İyi çalışsa 2 milletvekili çıkarız dedik. Ben ikinci sıradan çekildim. Yerime Adil Erdoğan diye bir dostumuzu ikinci sıraya benim yerime yazıldı. Meral Hanım o fedakarlıktan sonra partiyi ön planda tuttuğum için aramızda geçmişte bir muhabbet vardı. Bana bazı arkadaşlar da selamın getirdiler. Dedim ki ben teşkilatçıyım. İlçe, il, genel merkez dedik. Ne zaman bu şartım yerine gelir ondan sonra dedim. Ve uzun müddet seçimden önce bir geçmeyi düşünüyorduk. Seçimden önce istifalar yaşanacağı söylendi. Partiden ayrılacakları İYİ Parti'den söylendi. Biz bunu durdurduk ve hiçbir yere de müdahale olmadı. Seçimden sonra ilçe feshedildi. İlçe feshedildi. İstediğimiz arkadaşımız ilçe başkanı atandı, Bülent Arkan Bey. Arkadaşları eskiyle yeni bir karma yönetim oluşturduk. Yönetim bundan 4-3 gün önce falan tasdik edildi. Dün akşam toplantısını yaptılar. Toplantısını yaptılar. Evet, yönetim toplantısını yaptık. Şu anda biz partide genel merkezde Düzüçü'nün adayı Ülkeş'ten aldık. Evet. Şimdi başkan, hayır sana söylemiyorum artık. Zor soru oldu bu sorular sende. Bu daha önce açıklanacaktı. Evet. Grupta. Niye açıklanmadı peki? Osmaniye'yi bekledik. Osmaniye'yle beraber olsun dedik. Şimdi bugün Kadirli, teşkilat Kadirli'deydi bugün. Kadirli'deydi. Ya bir saatlik günlük görüşü yok zaten. Evet. Kadirli'deydi. Bugün Kadirli'de ortak kanaat ortaya çıkacak. Kadirli'nin adayı bu gece biter. Belli olacak. Evet. Gerekirse Ankara'ya da gerek kalmadan Osmaniye'de, ilde de gerek kalırsa gruba da gideceğiz. Ama ben düz için tansiyonun fazla yükselmesini istemiyorum. Parti ön plana değil de hizmet yapacak insanları ön plana çıkarmak istiyorum. Tansiyon yükselmesini deyince aslında Zekar da bugün fazla sözünü kesti. Evet. Şimdi başıboş köpek der gibi mafya vari insanlar çoğaldı son 5 yılda. Şimdi bir belediye başkanı bunları kontrol edebilir miydi? Belediye başkanı bu ilçenin hakim yöneticisi değil mi? Yani bazen şu an son 5 sene içerisinde çok vahim hadiselerle karşılaştık. Belediye başkanı bunları önleyebilir miydi? Vallahi başka belediye başkanı bilmiyorum ama ben de belediye başkanlığı yaptım. Ben de o makamda 10 yıl kaldım. 10 yıl kaldım. Bir ihale, Osmaniye'den bir grup geldi. Burada ihaleden satılan, bu az önce bahsettiğimiz, şu İbrahim Yalçın'ın satılan yerin, evet, satışı vardı. Bana arkadaşlar dediler ki içeride bir grup arkadaş var. Hem zarar, hem üzerinde tahminim silah falan var dedi çocuklar. Biz içeriye girdim, oturdum. Bizim alım memuru, ihaleye girecek olan arkadaş oradaydı. İcra satıyordu yeri. Vardım oturdum dedim, siz lütfen dışarıya çıkın bakalım dedim. Orada bir noktada icra müdürü var, polis arkadaşlar var. Benim müdahale etmem hoş değildi ama içerideki manzara hoşuma gitmediği için. Müdahale etmek zorunda kaldım. Siz dedim dışarıya bir çıkın bakalım dedim. Önce hafif şey yaptılar. Yüzümü görünce öbür yüzümü çıktılar. İhale bitti, dışarıda bir taşkınlık yaptılar.
Bunlar Emir Topa çalındı dışarıdan. Yatırıldı yere. Yatırıldı yere. Şimdi yeter ki sen davanda haklı ol. İşte mafyana mafyana ne işimiz var kardeşim? Silahlı adamla çatışmayla ne işimiz var? Bu ne düz içi ya? Bu ne düz içi? Böyle insanlara dün de müsaade etmedim, bugün de etmem. Evet. Böyle insanlar ötkesinden ne oldu yerde atmasın. Ama düz içinde yaşıyor mu? Ben aşkını sevmiyorum. Menfaat için menfaatli tarafı sevmiyorum. Bunları menfaat vererek de sevmiyorum. Menfaat vererek seversen, şımartırsan, kucağına alırsa, dört cebinden sarıyı alıp yakarsa, sana da kendi sarından ikram ederse bu iş yürümez. İş çığırından çıkar diyorsunuz. İş çığırından çıkar. Şimdi başkanım, az önce de aslında kısmen konuştuk da, düz içinde artık hani düz içi kabuğuna sığmıyor. Tekrar hani seçilirseniz, başkan olursanız, düz içi için bir imar planı oluşturmayı düşünüyor musunuz yeniden? Şimdi yeni yerleri imar açacağız. Evet. Nasıl kısmet olursa. Bu imar açacağı bulduğumuz yerlerin yeni carinin üstüyle beraber Kurtbeyoğlu, Kurtbeyoğlu'ndan Yukarı Ağacılar, Yukarı Ağacılar'dan Garkın, Garkın Alacalar. Altta imar olan yerde üstteki imarsız yerler birleştireceğiz. Buranın tamamını imar açacağız. Tarım arazisi olmayabilir aslında. Evet, burada evet. Tarım arazisi evet. Değil. Tarım arazisi olmayabilir, tamamını imar açacağız. Burada düz içi manzaralı yerler imar açtıktan sonra parsel yapmak isteyenler, tarlasını parsel yaptırmak isteyenler belediyede kolaylık sağlayacağız. Evet. Ayrıca bir masa oluşturacağız. Ayrıca bir masa oluşturacağız. Parselasyonları yapılacak. Parselasyonları yapılacak. Ve bunlar parayı ödeyen tapusunu alacak bu vatandaşlardan. Bu çok basit. Bunun bir zorluğu yok. Ama arkadaşlar çok şey çalıştığı için organize sanayiye, devlet yatırımı. Burada şunu söylemek istiyorum. Bir de devlet yatırımıyla yerel yönetimin yapacağı işleri hep birbirine karıştırdık. Ayrıştıramıyorlar mı? Evet. Şimdi bir genel meclis şeylerimiz var. Evet. Belediye sınırının dışında veya içinde yapılacak olan devlet tarafından planlanan yapılacak olan yerlere zaten teşkilatlar, milletvekilleri, ilgili bakanlıklar, ilgilenen meclis üyeleri bunlar da ilgileniyor. Parti teşkilatı öncülüğünü yapıyor, bunlar da ilgileniyor. Şimdi belediyenin yapacağı işlerle belediye kalkıp devletin yapacağı işe el atarım, ben buraya yaparım derse bu iş yürümez. Sınıfta mı kalır? Sınıfta kalır. Belediye kalkmış demiş ki yer başında artık kimse beklemeyecek. Alt geçit ve üst geçit yapacağım. Asayirlik şubesini getireceğim. Ya yapmayın kardeşim. Bunlar almayın bunları vaatlerinizden. Devletin yapacağı işler. Bu da devletin yapacağı işler. Organize sanayi. Evet. Organize sanayi. Hakikaten devletin yapacağı iş ya. Organize sanayiyle ilgin olmayan yerde zaman geçirirse bu işi ben yapıyorum derse bu yollar, sular, yollar bozulur. Çardan çamurdan çıkamaz olursun. Arabalar lak 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 çukurlara düşmeye devam eder. Çeşmeden su akmaz. Evet. Akan su bulanık olur. Çöpler toplanmaz. Mahalle aralarında ne çıkar? Mahalle aralarında zibirlikler çıkar. Mahalle aralarında zibirlikler çıkar. Şimdi ben de zaman zaman çöplerden bazı yol üstünde olduğu için şikayetim var. Kendi yolumun üzerinde. Evet. Aram şunlara söyleyin diyor. Çöp arabası arızalı. Parçalamadık. Lastiği patlak. Çöp arabası yatıyor tamirde. Bir araba var veya iki araba var. Bundan da toplayamıyor. Böyle şimdi benim zamanımda 6-7 tane çöp arabası vardı. Nerede bunlar şimdi? Evet. Bunların %50 sayıra vurduya ayrıldı. Şimdi belediyecilik apaydı bir iş. Sen mi söyleyeyim? Belediyecilik apaydı bir iş. O gün arkadaşlar bir soru sordular. Tahsilimi, muslimi sordu. Ben öğretmen kökenliyim. O zaman öğretmen okulu vardı. Gittik öğretmen okulundan. Mezun oldum. 5 yıl öğretmenliğim var. Sınıf öğretmenliğim. Sınıf öğretmenliğim var. 5 yıl.
Babamdan fırsat bulup, siyasetten fırsat bulup, belediyecilikten fırsat bulup ne üniversite sınavına girdim. Evet. Ne de vallahi dışarıyı bir düşündüm. Hep içeride kaldık. Gençliğimiz, çocukluğumuz, hepimiz burada geçti. Siyasetin içinde geçti. Babadan çok güzel şeyler aldık. Çok güzel şeyler öğrendik. Dostluklar gördük. Çekirdekler siyasetçiymişiz aslında. Evimizde belediye hizmetleri, belediye hizmeti nasıl yapılır o konuşuldu. Ekmek nasıl yedirir, nasıl insan kadro alınır, nasıl bu insanlara iş sahası açılır, onları gördük. Evet. Onun için bu apayrı bir iş. Şimdi başkanım, 1 saat 5 dakika oldu. Uzun bir süre bayağı bir, yani artık yavaş sonuna geliyoruz. Tabii. Şimdi seçmen yeniden ÖKKeş'lanmaya neden oy versin? Yani peki oy verdi, artık bu dönem yaptınız diye bir tekrar aday oldunuz, belediye başkanı oldunuz. Bir sonraki seçimde de var mısınız? Neden vermesin? 25 tane ÖKKeş'lanma park yapmış. 100 dönüm mezarlık yapmış. Camiyi içine yapmış. Neden vermesin? Düz içinde 7-8 tane bulvar yapmışım. Yolları genişletmişim. Çayların ıslahını yaptırmışım. Çayların ıslahının yan tarafına yürüyüş alanları yaptırmışım. Neden vermesin? Çocuk köyü yapmışım. Hiçbir yerde olmayan. Çocuk köyü yapmışım. Çocuk köyünde cıvıl cıvıl o insanlar. Benim bir tren vardı orada. O tren cıvıl cıvıl böyle dönerdi. Evet. Neden vermesin? Pazar yeri yapmışım. Kapalı pazar yeri yapmışım. Bulvarla pazar yerine girdirmişim vatandaşı. Asfaltını, parkesini yapmışım. Tabanını, betonunu yapmışım. Neden vermesin? Kurtların zirvesine kadar parke taş döşemişim. Karkının zirvesine kadar parke taş döşemişim. Yukarı Ağacılar'da Mehmet Saran'ın evinin yanına kadar parke taş döşemişim. Ondan sonra betonda iki mahalleye Kurtbey yoluyla Yukarı Ağacılar'ı birbirine nikah etmişim. Neden vermesin? Yaylalığı başlatmışım. Her kişi belediye yaylalığına çıkarmışım. Terör vardı. Kimse yaylaya çıkamıyordu. Ben çıktım yayla. Ben çıktıktan sonra da arkadaşlarla beraber ÖKKeş'lanma çıktı diye yaylalığın önünü açmışım. Neden vermesin ÖKKeş'lanmaya? ÖKKeş'lanmanın düz içine bir zararı yok ki. Kimseye de bir zararı yok. Benim zararım kendi kendime. ÖKKeş'lanmaya oy vermezse, ÖKKeş'lanmayı tekrar denemezse, oyu böldürürlerse, dedikodunun peşinde giderlerse, düz içinin son şansı. Düz içinin son şansı. Bu işin içerisinden çıkma apayrı bir iş. Ben diyorum ki inşallah Alper Bey olur. Alper Bey olur. İnşallah bu aday olanlar da ağza yazar yanına. Ağza yazar. Bunlar zaten yanındaydı. AK Parti'nin içindeydi bu arkadaşlar. Evet. İçindeydi. Bunlar da ağza yaparlar. Biz seçime gireriz. Benim yaptığım eserler ortada. Tüm şeyler ortada. Düz içi şu anda düz içinde yaşayan partili partisiz. Tüm arkadaşlar şu anda stres içinde. Bugün hastanede yol verme, önümü tıkadın, yol vermedin diye bir kavga çıktı. Evet, sabah saatlerinde. Ben o kavganın o genç bir arkadaşın üzerine düştüm. 4 kişi arkadaşı zapt edemiyorlar. Aralarından bir hastanenin içerisine gitti. Kavga yapmak için. Düz içi şu anda streste. Strese düz içini ben girdirmedim. Düz içini strese mevcut yönetim girdirdi. Mevcut kadro girdirdi. Burada Daban'daki AK Partililerin bir kabahati yok. Daban'daki Milliyetçi Hareket Partililerin bir kabahati yok. Cumhuriyet Halk Partililerin bir kısmının kabahati yok. Bunlar oy verenler ÖKKeş'ten daha iyi hizmet yapsın diye oy verdi. İlçeye bu hale getirsin, milleti strese gidilsin diye vermedi. İnan ki kaldırımda yürürken partili partisi, köy kent kim denk gelirse elimi sıkmadan gitmiyor. Haratır sormadan gitmiyor. Yeter artık kurtar bizi diyor. Bunlar kolay hadise değil. Neden vermezsin? ÖKKeş'lanmayı yol satmadı ki. Şimdi, İmarda benim aldığım, bıraktığım yolları satmadı ki ÖKKeş'lanmayı. Düz içinde çok güzel yollar vardı. Hep yollar satıldı. Lelki şeylerden sorarlarsa bunları tek tek hepsini açıklarım. Nerede yol satılmışsa.
Yolu sattılar, arsalarına kattılar. Satılan park var peki? Efendim? Satılan park var mı? Keşke satsalardı. Parkları da satsalardı da bir şeyler olurdu. Ama parkların şu an içine girileceği yok. Bak sen mi o da söylüyorsun? Evet. Allah'a şükürler olsun ki işte iklim değişti. Yağmurlar başladı. Parklarımızda yeşillikler, şeyler okuruyan ağaçlarımız, muşlarımıza bir can geldi. Biraz canlandı. Bu da kimseye suçlamak için bir şey söylemiyor. Ama hakikaten bu işi yapacak insanlar buna talip olsun. Bir şey yapacak insanlar talip olsun. Burada şu belediye başkanının şov yapılacak bir değil. Belediye başkanının basamağı olarak kullanıp bir yere gidilecek bir değil. Şimdi ya kardeşim, Ökkeş Namlı'nın yaptığı hizmetten sonra bir tane hizmet göstersinler bana. Evet, 15 yıl ben yoktum. 15 yıl arkadaşlar vardı. Bir tane göstersinler. Ankara Bey'de bir soru diyeceğimizde yanılarsa onlara da yönelmiş bir soru var. Evet, şimdi. Şimdi Sayın Başkanım, İYİ Parti'de belediye başkanı adayısınız siz. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan veya MHP ile ittifak olmasa MHP'den işte AK Parti'nin adayı çıkacak ve Refah, yeniden Refah Partisi'nin adayı çıkacak. Tabii Cumhur Refah Partisi'nin de bir aday olacak. Sağ Parti'den bu kadar çok aday olması sizin için avantaj mı, dezavantaj mı? Sağ Parti'nin oyları çok bölünecek. Yani burada hani gözünüzü korkutan bir şey var mı? Hiç bu seçimde gözümü korkutacak hiçbir şey yok. Bu seçimde Ökkeş Namlı geçmişte yaptığı hizmetlerden dolayı durumu iyi. Ben o gün de söyledim. Hiçbir arkadaş masraf etmesin bu seçimde. Ben masraf etmiyorum. Bak sanma olarak söylüyorum. Masraf etmiyorum ben. Masrafım yok. Masrafım sıfır. Benim masrafım sıfır. O arkadaşlar da benim ricam. Bırakın. Bırakın. Hakikaten herhalde gözü olanlar gelsin. Gelsin. Bizim yanımızda yer alsın. Gelsin yanımıza yer alsın. Belediyeciliği öğrensinler, içine girsinler. Beraber çalışalım. Hizmet nasılmış, nasıl yapılırmış, disiplin nasıl uygulanırmış, gelsinler görsünler. Ökkeş Namlı gelirse, demin sorduğunuz cevaplamamıştım bunu. İntikam alacak. Ya ben kimden intikam alacağım? Ben de intikam almak için geldiğiniz söylediğiniz. Her şeyi sevmek için geliyorum. Hiç kimseyle bir şeyim yok. Bunlar laftan ibaret. Laftan ibaret. Alper Bey'le karşı karşıya geldik. O beni öpüyor, ben de onu öpüyorum. Mustafa Şen'in ilçe başkanıydı. Karşı karşıya geldiğimiz zaman onu öpüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir ilçe başkanı var. Mustafa Şen'in. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi gel. İnan ki her gördüğüm yerde, cenazelerde şurada burada karşılaşıyor. Saygıyla elini uzatıyor. Başarılar diliyor. Şimdi bunun böyle olması lazım. Mehmet Cillem'le. Onda da bir şeyimiz yok. Mehmet Cillem'le karşılaştığımız yerde bak sen mi olarak gel Mehmet. Hükümetin temsilcisin seni bir öpeyim diye espriyle sarılıyor Mehmet'i de öpüyor. Kimseyle bir şeyim yok. Ama şunu söyleyeyim. Düz içini bu saatten sonra zarar vermesinler. Bu saatten sonra düz içini boşlandırmasınlar. Bu saatten sonra düz içine fatura kesecek olanlar biraz düşünsün. Düz içinde alacağı olanlar nasıl alıyorsa alacakları olmasınlar. Bugün TEDAŞ alacağını alamadığı için, protokola uymadıkları için tüm belediyeye ait olan yerlerin elektriklerini kestiler. Borç 17 milyon. 17 milyon yanlış duyma. Trilyon yani eski parayla. Eski parayla 17 trilyon. Evet. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Kuyular tehlikede. Önümüzdeki yaz böyle giderse kuyular çalışmayacak. Bu borç yatırılmazsa bu kuyular çalışmayacak. Bu borç kimin zamanında yapılmışsa onlar bu borcu yatıracaklar. Yatırılmazsa ne olur? Yatırılmazsa ovanın yarısı üçte biri diklemez. Sulama yapamaz. Evet. İnan ki hep hesap ediyorum. Kitap ediyorum. İçinden nasıl çıkacağımızın hesaplarını yapıyorum. Bu saatten sonra benim arkadaşlardan ve belediyeye fatura kesecek olanlardan faturadan uzak durun kardeşim. İçeride alacağı olanlar alacağını alsın.
Yarın gelecek olan ben gelirim, başkası gelir. O arkadaşın önünü kapamayın. Başkanım, artık yayının sonuna geldik. Evet. Son olarak bir saat olur. Yani son olarak neler söylemek istersiniz? Bazı mesajı zaten aldık artık. Yani son olarak mesajını alırsan seviniriz. Ben Düzüçü'nde geçmişte görevimi yaptım. Düzüçü geleceğe yere getirdim. Geleceğe yere getirdim. Düzüçü artık ne Bahçeye, ne Osmaniye, ne Kadirli'ye imrenecek bir durumu yoktu. Her iş bizi imreziyordu. Düzüçü imreziyordu. Uçul uçuldu bizim parklarımız, bulvarlarımız. Her taraf doluydu. Her taraf doluydu. Huzur vardı. Kafeteryalarda hakikaten mutluluk vardı. Ama şimdi her taraf huzursuz, mutsuz. Tekrar Düzüçü bana bu fırsatı verirse biz bozulan yerleri yapmaya, yeni projeleri uygulamaya varız. Ha bölünmezse, Düzüçü tekrar macerayı ararsa, başka yerde şans aramaya kalkarsa iyice düşünsünler. Aday olan arkadaşlarım, ismi geçen arkadaşlarım her şeyini incelesinler. Düşünsünler, ellerini vicdanlarına koysunlar, kararını öyle versinler. Kendiler gibi ben de bu Düzüçü'nde yaşıyorum. Dışarıya gidecek halim yok. Bir yere yerleşecek halim yok. Onun arabası çukura düşerken benim arabamda düşüyor. Onun misafiri geldiği zaman dışarıya çıkarmaya da utanç duyuyorsa ben de utanç duyuyorum. Eskiden dışarıdan gelen arkadaşları her tarafa getiriyordum. Dolaştırıyordum. Benim gibi tüm memur, yabancı memurlar, yerli memurlar, polis arkadaşlarımız hepsi getiriyordu. Hepsi. Evet. Her tarafa gidiyordum. Gönül rahatlığıyla. Şimdi pislikten çıkılmıyor hiçbir yer. Ben de misafirimi götüremiyorum. Onun için ben Düzüçü'nü seviyorum. Düzüçü bu fırsatı bir daha verirse yerine getirir. Hiç kimseyle de bir hesabım kitabım yok. Kimseye kırgınlığım da yok. Personelde işte şöyle edecek. Kardeşim ne edeceğim ya? Personelde ne problem? Hepsi o içerideki personelin tahminim 200 kişisini, 250 kişisini ben aldım. 220 kişisini falan ben aldım. Benden sonrakinde Alper Bey aldı. Düzüçü'nde bu insanlarla cenazede biriz, düğünde biriz, şenliklerde biriz, çarşıda biriz. Senin çocuğunu haydi geldiğim gün çalışmak isteyen belediyede çalışır. Ben çalışmak istemiyorum. Bankamatikçi olacağım. Bankamatikten ben aydan aya para çekeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle onu yaptırma. Bankamatikçi benim zamanımda olmaz. Ben şimdiye kadar kendime küfrettirmedim. Bundan sonra da küfrettirmem mümkün değil. Çünkü ben 40-50 yıllık bir mirasın, baba mirasının üzerinde oturuyorum. Bana inanan, güvenen dünya bir insan var. Ökkeş namlı seçimi kaybetmiş dedikleri gün, geçmiş seçimlerde bir kişi beyin kanamasından, yüksek tansiyonundan felç geçirdi. Hemen bizim bu yakınımızda bir bacım yüksek tansiyonundan, beyin kanamasından rahmetli oldu. Bir kişi yine 70 evlerde seçim kaybedildiğince yine felç geçirdi. Bunların sorumluluğunu taşımak apayrı bir duygu. Oy verenin o sorumluluğu şu insanın sırtlarında, omuzlarında taşımak çok zor bir hadise. Bu yükün altından kalkma, o sorumlulukları taşıdığım o kişiler için çok kolay benim için. Yolmuş, asfaltmış, yok parkmış, bahçeymiş, teleferik açılacakmış, yamaç paraşütü kullanılacakmış, yan tarafta ormanla ortak kayak merkezi yapılacakmış, bunlar çok kolay hadise. Her şey parayla olmaz. İller Bankası'ndan gelen para Düzüçü'nü bir kat daha Düzüçü yapar. İller Bankası'ndan gelen para Düzüçü'nü bir kat daha Düzüçü yapar. Onun için benim son olarak söylemek istediğim Düzüçü. Ben bu şey gözlerinde bu ışıltıyı görüyorum. Ama öyle bir oy almak istiyorum ki hakikaten Allah Allah İYİ Parti'den de böyle şey olur muymuş? Demek ki Ökkeş Namlı'nın şahsi bir şeyi varmış. Dettirebilmek için bir çabam var. Ha bu fırsatı Düzüçü bana verirse Düzüçü rahat eder. Ha
Ama hayvan barınağıyla rahat eder. Çoluğun çocuğun okula yanında anne baba gitmeden serbestçe okula gideceğimizi hiç hazırlarız. Ne sokak köpekleri olduğu yerde dursun. Çamurmuş, yolmuş, suyumuş, yok. Düne kadar asbest konuşuluyordu. Neden konuşulmuyor? Şimdi yıkılan binalar, beton binalar var ya, en büyük asbest budur. Onun tozudur. Sulamadan, etmeden binalar yıkılıyor. O toz ta benim tepedeki eve kadar geliyor. Bunu soluyan insanlarda astım, bronşit, KOAH hastalıkların tetikleyicisidir bu. Neden bunun için açıklama yapmıyorlar? Yıkılan binaları neden sulayarak kaldırmıyorlar, toz kaldırmadan kaldırmıyorlar? Her taraf, mahallelerin hepsi perişan. Evet, maalesef. Yakının devi olanların hepsi perişan. Hepsi bunu soruyor. Onun için hakikaten herkes geçmişi bir düşünsün, geleceğe gözden geçirsin, ona göre de elini vicdanla koysun, taraftarını seçsin. Bu kadar diyorsunuz. Bu kadar abi. Evet sevgili Zekice TV izleyenleri ve Sabır Gazetesi takipçileri, bugünkü canlı yayın konuğumuz Düzce Belediyesi eski başkanlarından ve aynı zamanda şu anda İYİ Parti Düzce Belediye Başkan adayı Ökkeş Namlı'ydı. Ökkeş Bey'le Düzce'mizi konuştuk, siyaseti konuştuk. Sizler de bizleri oradan sabırla izlediniz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.